iyi olan kazanır. Her şeyin kalitesini kullanırsan kazanırsın. Kullanmazsan kaybedersin. Kalitelerine taviz vermesinler. Tıpkı benim vermediğim gibi. Vay efendim şurası pahalıymış. Vay efendim şu makine işte kötü yıkıyormuş, iyi yıkıyormuş demesinler. Yeni girişimcilerde bu sektöre yatırım yapmak istiyorlar. Sizler onlara söylemek istediğiniz kelimeler var mı? Her şeyin en kalitelisini kullansınlar. Kaliteli olduğu zaman müşteri de zaten kazanılmış oluyor. Erayüz 11 TV'den herkese merhabalar. Antalya'dayız. Antalya'daki turumuz devam ediyor. Bugün sektör halı yıkama programı olarak Koçoğlu Halı Yıkama Fabrikası'na konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Hasan Bey var. Hasan Bey, merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler nasıl? İyiyiz, çok şükür. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Bugün havalar sıcak. İşler nasıl? İşler çok şükür iyi. Bir sıkıntı yok. Gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah uzun sürede devam eder. Abi peki bu alan Serik'teki durumlar nasıl? Serik'te işler nasıl şu anda? Sektörde bir gelişmeler var mı? Toplantılar yapılıyor. Bunların size faydaları var mı? Toplantılar yapılıyor. İşlerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Çalışmaya devam ediyoruz. İşte şu anda mesela araba Berek bölgesinde otele gitti. Oradan halılar alıp gelecek. Ondan sonra yine halılardan sonra koltuk yıkamaya gideceğiz. Çok şükür yani bir sıkıntımız yok. İnşallah böyle uzun süre devam eder. Peki Koçoğlu Halı Yıkama Fabrikası ne zaman kuruldu? Kimdir? Bize kısaca bahseder misiniz? Koçoğlu Halı Yıkama Fabrikası 3 yıl önce kuruldu. Soy ismimiz Koç olduğundan dolayı. 3 kardeş başladık biz bu işe. İsim olarak da Koçoğlu Halı Yıkama Fabrikası olarak devam ediyoruz. Peki siz ne zamandır sektördesiniz? 3 yıl. 3 yıl. Kısa bir sürede büyük işler başarmışsınız. Çok şükür. Müşterilerimizin sayesinde ve kaliteli hizmet verdiğimizden dolayı bizi tercih ettiler. Biz de kendilerini mahcup etmedik. İnşallah da uzun süre böyle devam eder. Peki Erayüz 11 ile ne zaman tanıştınız? Komma sayesinde tanıştım. Makine almaya gittiğimizde ikisinin kardeş olduğunu öğrendim. Dedik ki biz bu kardeşleri birbirine ayırmayalım. Komma neredeyse Erayüz 11 de orada olsun. O şekilde Erayüz 11 ile devam ediyoruz. İnşallah da uzun süre beraber devam ederiz. Sonuçta buraya geldik. Sizle beraber tanıştık. Antalya'da şu anda güzel bir hava var. Güzel bir ortam var. İşlerinizde bir artış, bir gelişme, 3 yılda neler yaşadınız? Şöyle bir değerlendirmek gerekirse 2019 yılı sanırsam veya 2018 civarında kuruldunuz. Yani böyle bir 2022'ye kadar neler yaşadınız? Böyle piyasa analizi yapmak gerekirse bu durumda bize bilgi verebilir misiniz? 2019'da biz bu firmayı açtık. Dedik ki biz 1-2 yıl iş yapamayız tanınana kadar. Ama öyle olmadı. Açtığımız günden itibaren maşallahı var. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Artı şu anda da yerinde halı yıkama diye bir makine aldık. Amerika'dan getirttirdik. Duvardan duvara halı yıkama, artı koltuk yıkama. Otel için, cami için, toplantı salonu, öğrenci yurdu için. Şu anda da o faaliyetimiz devam ediyor. İşlerimiz güzel. İnşallah da devam eder dediğimiz gibi. Peki Hasan abi siz 2019 yılında kurulduğunuz sektörde neredeyse böyle 3 yılınızı harcadınız. Yeni girişimcilerde bu sektöre yatırım yapmak istiyorlar. Sizler onlara söylemek istediğiniz kelimeler var mı? Tavsiyeleriniz nelerdir? Bir iş yapacaklarsa önce yaptıkları işi kendileri beğenecekleri şekilde yapsınlar. Her şeyin en kalitelisini kullansınlar. Kaliteli olduğu zaman müşteri de zaten kazanılmış oluyor. Kalitesiz iş yapmasınlar. Benim tercihim bu. Tercih sizin beyler.
Hanımlar, siz bilirsiniz. İnşallah. Onlara da güzel bir tavsiyeler var. Abi şimdi bundan bir dakika önce, kayda başlamadan önce diyor ki sektöre girmeyin diyeceğim diyordu. Şimdi işler değişti. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Birazcık böyle şey. Şakasındayım tabii ki de. Girsinler. Girsinler. Sonuçta yani herkes ekmeğini yer. Herkesin nasibi ayrıdır. Doğru değil mi? Doğru. Yani. İyi olan kazanır. Yani sen işini düzgün ve kaliteli yaparsan niye kazanamayasın ki? Yani güzelce işlerini de bitirsin. Örneği siz varsınız burada. Bakın ben virgül koymadım, nokta koydum. İyi olan kazanır. Her şeyin kalitesini kullanırsan kazanırsın. Kullanmazsan kaybedersin. Bu iş böyle. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Bizi konuk ettiniz. Güzelce ağırladınız. Müşteri mevzusu var. Hani buradan müşterilere söylemek istediğiniz, onlara uyarmak istediğiniz bir durumlar var mı? Kalitelerine taviz vermesinler. Tıpkı benim vermediğim gibi. Vay efendim şurası pahalıymış. Vay efendim şu makine işte kötü yıkıyormuş, iyi yıkıyormuş demesinler. Gelsinler, müsait oldukları zaman firmayı görsünler, geçsinler. Hangisi iyiyse onu tercih etsinler. Yani abi doğru söylüyorsun. Tercih edin demiyorum bakın. Hangisi iyiyse onu tercih etsinler. Yani bizim de temellimiz o yönde. Abi şöyle, senin mutlaka 3 yıl içerisinde başından bir komik anın geçmiştir. Birbirimizi kandırmayalım. Şöyle güzel bir anı anlatır mısın abi bize, gülelim. Anım yok abi ya. Anlatmayayım ben en iyisi. Abi bir tane be. Bir tane. Ömer'i mi anlatayım şimdi? Anlat abi. Ömer'in hanımı geldi bir ara, tamam mı? Dedi ki kardeşim benim halılarımın iki katına yıkayacaksın. Fiyatı benim halılarımın fiyatı iki kat olacak dedi. Biz de dedik ki bu iş nasıl olacak? Hem onu kırmayalım, hem Ömer'i kırmayalım diye, anlatabildim mi? Çektik halıları iki katından yıkadık. Anlatabildim mi? Ama bu sefer metrekaresini dedim ki yani 20 metrekare ise 10 metrekareye düşüreyim. Fiyatını iki katı yazayım dedim ben. Ama biz bu sahtekarlığı beceremedik. Anlatabildim mi? Fiyatını iki katı yaptık. İşte metrekaresini iki katı yaptık. Ondan sonra Ömer gidiyor. Bir ölçüyor. Bu nedir? Nedir diyor bize, tamam mı? Biz de durumu anlattık. Kendimiz o şekilde yansıyabildik. Zannedersin kavga etmiş yengeyle. Durum bu. Yalnız güzelmiş abi. Bayağı eğlenceliydi. Yani sahtekarlığı beceremedik yani, seni anlayacağım. Yani abi şimdi öyle şeylere gerek var mı bilmiyoruz ama. İşte öyle. Evet. Antalya'daydık, Serik'teydik, Koçoluk Halı Yıkama Fabrikası'nda konuk olduk. Güzel röportaj için kendilerine teşekkür ediyorum. Ki benim yaptığım en eğlenceli röportajdı şu ana kadar. Biz de, beni de çok güzel ağırladılar, konuk ettiler, sağ olsunlar. Buradan tüm halı yıkamacı arkadaşlara selam gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın, tekrardan görüşmek dileğiyle. İyi yıkayın bakalım.